Türkiye kendi çıkarlarını gözetmeli, kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeli. Pek fazla dış sorunlara yönelmemeli. Öncelikle iç sorunlar, iç meseleler önemli. Vallahi orada sıcak bir şey olabilir, onu bilmiyorum yani. Şimdi tam olarak o siyasi şeylere pek fazla hani kafa yoramıyorum bu aralar yani. Ama yani bilmiyorum, olabilir yani. Yani nasıl diyeyim? Yani Ukrayna yani gidebilir yani. Ama sıkıntı olursa. ABD Rusya arasında bir sıcak temas bekler misiniz? ABD ile Rusya. Yani onu pek zannetmiyorum yani. Rusya kendi bildiğini yapar ha. AB destekler eyvallah, ama Rusya'da kendi bildiğinden bilmiyorum yani, bir anlaşma sağlanır diye düşünüyorum yani. Yani burada Ukrayna biraz şey gibi hani, arkadan abilerin popofları, hadi aslanım sen bunu yersin filanın gibilerinden. Yani biraz öyle gidiyor. Biraz maşa olarak kullanılıyor Ukrayna. Yani hiçbir ülkenin Rusya ile savaşa gireceğini düşünmüyorum. Yani hani bundan 4-5 sene önce hatırlarsanız füzeleri bizim Türkiye'ye de Suriye'ye doğrultmuşlardı. İki tane savaş gemisi indirdi Akdeniz'e Rusya. Yani bütün hepsi gerisin geri Tornistan'a. Kimsenin, affedersiniz, maçası yemedi yani. Hani Rusya ile savaşa kimsenin gireceğini zannetmiyorum. Kimse Rusya'yı karşısına almak istemez. Ya hiçbir savaşa ihtimal vermiyorum. Bunlar hep böyle söylüyorum ki gündem oluşturma. Yani dış güçlerin yani dışarıdan oluşturulan bir şey bunlar. Öyle işte bir Montreux şeyi attılar bize. Montreux bizim, eğer bizim için faydalı bir şey olsa denizlerimizden hiç kimse geçmemesi gerekiyor. Montreux tabii ki zamanla öyle olması gerekiyormuş da öyle yapılır. Ama bugünkü şartlarda elimizden gelse Montreux'da, yani Montreux anlaşması bir tarafa sikip bu denizler bizim, hiç kimse geçemez. Bu kadar. Rusya ABD polemikler olur tabii ki. Ama yani karşı karşıya geleceklerini zannetmiyorum. Her ülkenin kendi çıkarlarını gözeten hedefleri var yani. Ticari olsun. Yani ekonomik olsun. Zannetmiyorum öyle bir şeyin olacağını. Polemikler olur. Bunlar olur yani. Ama sıcak çatışmaydı, şuydu buydu, düşünmüyorum öyle şeyler. Olacağını da zannetmiyorum. Yok, yok, yok. Çok büyük bir şey yani çıkması yani. Amerika Rusya savaşı çıkmaz. Yani bir problem olursa abi kardeş bile kavga ediyor bu devirde, olabilir. Eskilerin bir lafı var. İt ite dokunmaz diye. Ben bunu tasdikliyorum. Ne Amerika Rusya'ya, ne Rusya Amerika'ya, sonunda aradaki mazlum olur. Kesinlikle de böyle olacaktır. Ama Allah'ım inşallah, hani plan kuranların en büyük planı o kurar. İnşallah planları başına çevirir. Ne diyeyim, başka bir şey demiyorum. Yani ben içten içe olduğunu zaten düşünüyorum açıkçası. Ama bunu da gerçekten zaman gösterir. Ben zannetmiyorum yani dostane bir ilişkilerinin olduğunu. Yani kesinlikle bir anlaşmazlık ortada var ama bu işte savaş gibi mi olur? Onu bilemem. Onu zaman gösterir tabii ki de. Savaş bile zor mu diyorsunuz? Yani bu devirde aslında biraz zor. Anca ekonomik savaş diyebilirim. Ki bu zaten devam ediyor hala. Böyle düşünüyorum. Yani bir gerginlik var. Bu evet. Yüzünden. Türkiye'nin tutumu ne olmalı sizce burada? Yani Türkiye'nin aslında fazla karışmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu konularda fazla bilgim yok ama daha çok yani iç sorunlara odaklanırsak daha güzel olur aslında. Yani dış sorunlardansa. ABD denen devlet zaten Türkiye'nin 80 milyonu sevmediği bir devlet. Bütün dünyada zulüm yapmış bir devlet. Zaten bunun nüfusu 350 milyon. Bu 350 milyon nüfusunu olduğu gibi Orta Doğu'ya veya Kafkaslara mı yükleyecek? Yok, elindeki silaha güveniyor. Tamam, elindeki silahla belki beni burada avlayabilirsen ama bir de gelip buraya almak var. O biraz çok zor. Rusya'da zaten maddiyeti sıkıntılı. Birleşmiş Devletler topluluğu dağıldı. Amerika buna yükleniyor diye Avrupa da bundan fırsatlanıyor. Rusya'ya yüklenmek istiyor. Biraz zor bir savaş olur. Yok canım, sıcak temas olmaz. En fazla uzaktan böyle birbirlerine bağırır çağırırlar. Yani biraz kabaca söyleyebilir miyim? Havlarlar. O kadar. Başka bir şey olmaz yani, zannetmiyorum. Olursa daha büyür, onun için olmaz. Türkiye'nin tutumu ne olmalı?
olmalı sizce burada? Türkiye'nin tutumu. Türkiye tarafsız olmalı mecburen yani. İkisiyle ilişkisi olduğu için hem Ukrayna ile iyi geçiniyor hem Rusya ile. Dolayısıyla ortada duracak. Tarafsız olacak bence. Fazla bulaşmayacak ama doğruları söyleyecek yani. Söyleyecek. Yani şimdi bu konuda pek bir bilgim yok şimdi açıkça konuşmak gerekirse. Ama yani Rusya ile Amerika uzun yıllardır zaten hep böyle sürtüşme içinde. Yani bunun bize tabii ki yani şimdi biz iki tarafa da yakın olmaya çalışıyoruz. Yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda pek ılımlı bir harekette bulunamıyor maalesef ama yani pek bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama savaş zor mu diyorsunuz? Savaş çıkmak... Ya bu dönemde bu teknolojide yani savaş çıkacağını sanmıyorum. Bu biraz daha provokasyon gibi. Veyahut da bazı ülkelerin göz korkutmaya dayalı bir hareket diye düşünüyorum.